Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim özellikle çocukların çok severek yediği tırtıl kurabiyesi. Tam ölçüsünü uyarsanız çok güzel oluyor. Uzun zamandır bu tarifi yapıyorum. Birebir uygulayın, onu da dikkatli koyarsanız kesinlikle çok güzel olacak. Hamurunu yoğurarak başlıyorum. 125 gram oda ısısında erittim, yani beklettim. Tereyağı, margarin de kullanabilirsiniz ama tereyağının ayrı bir lezzeti var kesinlikle. Eğer kullanırsanız tereyağı daha iyi olacağını düşünüyorum. 1 su bardağı toz şeker, 2 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 paket de vanilya. Bunları ekleyeceğim. Önce bir karıştırayım. Çok aşırı derecede karıştırmanıza gerek yok. Hafif şöyle şekerler yumurtayla ve yağıyla özleşsin. 1 paket kabartma tozunu da ekliyorum. Burada 5 su bardağı dolusu unu eledim. Elemeye özen gösterin lütfen. Hamurunuz daha böyle pürüzsüz bir hamur olacaktır. Eğer unu eleyerek hiç yapmadıysanız bir kere de olsa denemelisiniz. Farkı göreceksiniz. Unu yavaş yavaş ilave edeceğim. Lütfen sizler de her zaman söylediğim gibi yavaş yavaş ilave edin. Biraz daha ekleyip ellerimle yoğurmaya başlayacağım. Artık ara ara unu serpe serpe yavaş yavaş yumuşak bir hamur elde edeceğim. Kulak memesi kıvamında normal kurabiye hamuru. Hamuru yeterince yoğurdum. Bir tatlı kaşığı kadar anca unu kaldı. Eğer ki bu undan da bir şey olmaz deyip atarsanız hamurunuzun kıvamı değişebilir. Bir tatlı kaşığı, bir çay kaşığı da olsa, fazla da kalsa bırakın lütfen. Kıvamını da sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi hafif, ellerim böyle yağlı ama elime de yapışmıyor. Olması gereken kıvam tam da bu. Bu kurabiye istediğiniz şekli vererek yapabilirsiniz. İlla tırtır kurabiye yapmanıza gerek yok. Ben şöyle bir aparat kullanacağım. Sıkma torbasının ucu. Sizlerde böyle 3,5'cularda falan satılıyor. Oradan alabilirsiniz. Bu tırtır kurabiye yapacağım derseniz birçok kişi biliyor. Sizi yönlendirecektir. Züccaciyelerde, pasta malzemeleri satan yerlerde. Dediğim gibi 3,5'cularda falan rahatlıkla bulabilirsiniz. Hamurdan bir parça kopardım. İçine doldurdum. Sıkacağım bütün gücümle. İstediğiniz büyüklükte sıkabilirsiniz. Tepsim biraz kayıyor. Tekrar içine hamur koyacağım. Her defasında ucundakini alın. Şöyle düzeltiyorum. Tekrar sıkıyorum. Çok aşırı derecede uzun yapmıyorum ben. Birazcık böyle yamuklu yumuklu gidiyorum ama sizlere gösterebilmek için biraz alanım ya dar olduğu için buraya sıkıştım birazcık. O yüzden böyle oluyor. Hafif aralıklarla bu şekilde sıkarak dizeceğim. Kurabiyenin ilk tepsisini hazırladım. Hafif aralıklarla dizdim. Şimdi fırına götürüyorum. 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Çok fazlasıyla tutmayın. Isınmış fırında bir 15 dakikada pişecektir. Benim daha hamurum var burada. Ben tek tek pişirdiğim için yapa yapa pişirdiğimi aldıkça devam edeceğim. Kurabiyeleri tepsi tepsi hazırladım. Bu şekilde tepsi pişirdim. Pişirdiğimi servis tabağına aldım. Hemen bunu da alacağım. Kemiğini biraz fazla tutmuşum. Sizler de gözünüz sürekli fırında olsun. Çünkü çok çabuk pişiyor. Gördüğünüz gibi bu son tepsi tam olması gereken kıvam.
İsterseniz çikolatayı bermal usul eritip uç kısımlarını batırıp Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz uç kısımlarını. Öyle de çok güzel oluyor. Böyle bir tanesini ısırayım. Sizler de görmüş olun. Gördüğünüz gibi orta kısmı bir de şöyle böleyim. Ağızda da çok güzel dağılıyor. Gayet de güzel pişti. Gerçekten çok güzel bir kurabiye oldu. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.